Sayın misiniz? Pardon. Ben sebebini ne yazacağız? Sayın bakın. Son günlerde yağışlar başladı. Mesela değerli kardeşlerim şeyde bugün batı Ege sahili kıyı şeridinde pazartesi günde aşağı yukarı bütün Ege ve neticede diğer salı günü de yaklaşık olarak bütün Türkiye'yi salı çarşamba kapsayacak şekilde yağış bekliyoruz. İnşallah bundan sonra yağışlı mevsim gelecek. Kaldı ki biz şunu belirteyim. Bizim suyla alakalı çok büyük düşünüyoruz yani. Vatandaşlar artık eskiden su gelecek mi gelmeyecek mi diye büyük bir korku içindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var. Biz daha önce her sene Mayıs ayında benim başkanlığımda mutlaka bir çalışma yapıyoruz. Şehirlerin durumu ne? Acaba A planı mı uygulayacağız, B planı mı diye. Nitekim burada da geçmişte uyguladık. Bu sene de baktık sıkıntıları giderdik. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda %31 dolu. İçme suyu maksatlı 90 barajımız var, büyük baraj. %30 doluluk. Enerji maksatlı barajlarda 115 barajda %36 dolu. Ama mesela İstanbul'da şu anda %55. İzmir'de %42, Bursa'da %42. Ankara'da %10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Ayrıca bizim orada şu anda B planı, bir de önümüzdeki yıl C planı devreye giriyor. Gerede'den 32 kilometre uzaktan tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok yani. Biz şu anda İstanbul'da 2071 yılına kadar problem çözdük. Neden? Çünkü Melen Barajı bitiyor. Sadece Melen Barajı'ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. 1 milyar 100 milyon. Yani şu anda tek başına bütün İstanbul'un halihazırdaki ihtiyacını karşılayacak bir çözüm var. Hatlar falan yapıldı. Su zaten veriyoruz ama bir de barajda su depolama imkanı var. Burada önümüzdeki yıl su tutuyoruz. Yani bir problem yok. Marmara bölgesi içinde bir hususu belirtmemde fayda var. Efendim en yoğun bölge Marmara bölgesi. Su kaynakları da sınırlı olduğu için biz bu bölgede da Düzce'den başlayarak tabii Yalova'da dahil olmak, Bursa'da dahil olmak üzere ta Bulgaristan'a kadar entegre su yönetim sistemi hazırladık. Bir şehirde mesela diyelim ki Sakarya'da su sıkıntısı olduğu zaman hemen B planı var, devreye alacağız. Veya İstanbul'da sıkıntı olduğu zaman orada başka su kaynakları var. Düzce'den başlıyor şeye kadar bir sistem oluşturduk yani. Çünkü biz büyük düşünüyoruz yani. Asırlar boyunca bunlar su sıkıntısı çekmiş mesela İstanbul, İzmir mesela biliyorsunuz. Ama şimdi mesela İzmir için biz bak muhalefet belediyesi var ya susuz kalsın boşver belediyenin su veremediği anlaşılsın deme şeyimiz yok. Orası oradaki bizim insanımız oraya da su götürmek bizim boynumuzun borcudur. Ve orada ta Manisa Gördes Barajı'ndan 115 kilometre mesafede içinden otomobil geçecek çapta borularla İzmir'e su getirdik. Hatta Buca tüneli yapamadılar. Onu da dev bir tünel içinden tır geçecek tünelde biz yaptık yani. Nereye istersen. Mardin'e suyu biz götürdük. 50 yıldır, 100 yıldır susuz. Şırnak'a biz götürdük. Kars'a biz götürdük. Edirne'ye şimdi daha yeni. Tekirdağ bakın. Yazın susluk çekiyordu. Dev bir baraj, Naipköy Barajı'nı yaptık. İshalat Arıtma Tesisi'ni. Sayın Cumhurbaşkanımız 375 dev tesis içinde Tekirdağ'ın da içme suyu tesislerinin açılışını yapacak. Yani böyle biz su merak etme su meselesi yok. %30 veya %40 İstanbul'da %55. Bunlar önemi yok. Neden biliyor musunuz? Şu anda barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçiyoruz bakın. Kasım ayı, Ekim-Kasım ayları barajlarda su seviyesinin en düşük olduğu yer.
Neden baraj yapıyoruz? Çünkü baraj yapmamızın sebebi şu. Türkiye'de sürekli akan nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile adeta bir ince bir çay gibi akıyor. Sakarya veya. Neden? Biz yağan yağmuru, kışın ilk ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz. Şu ana kadar dünyada en çok baraj yapan bir kişi olarak gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız açtı tesisler. Sadece önümüzdeki hafta Perşembe günü 29 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız 375 tesis içinde 77 baraj açacak bir seferde. Böyle bir şey. 77 baraj. Gölet hariç. 77 baraj açacak. Arkadaşlar böyle böyle bir dünyada böyle bir seferde 77 barajın düğmeye basarak yerine bile gitmiyor. Eskiden biliyorsunuz bir tuvalet açılması için ben isterseniz bakın bir bakan gidip tuvalet açtı. Biliyorsunuz yani modern tuvalet diye. Bunu bakın internette göreceksiniz. 32 tane de gölet. 77 baraj, 32 gölet. 139 sulama tesisi. 21 şehrin ilave içme suyu tesisi. Yani bunu ben size arkadaşa verelim. 375 tesisi bak. Yani merak etme. Hiçbir şehri susuz bırakmayacağız. Alancı'da bırakmıyoruz. Hedef 2050-60 İstanbul'da 2071 yılına kadar. Ondan sonra ne olacak diye sorarsan gelecekteki bakana bir mektup bırakacağım. Tamam mı? Yeter herhalde. 2071'ine kadar İstanbul için yeter. Yani ben şimdi kaç milyon nüfus için planladığımızı söylemeyeceğim. Çünkü onu söylemek pek uygun değil şu anda. Bakalım. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım buradayız. Teşekkür ederim.